Akne izlerinde de eğer erken müdahale edilirse, aslında akne varken müdahale etmek esastır. Mümkün olduğu kadar hızlı söndürme, bazen peelingle, bazen lazerler, BBL tedavileriyle mümkün olduğu kadar erken dönemde söndürme, ama bazen de işte retinoid kullanımı gibi ilaçlar kullanmayı gereken vakalarda da ilaç kesiminden sonra bir takım uygulamalar yapıyoruz. Hatta ilaç kullanırken de yapıyoruz. Az sonra göstereceğim vakada ilaç kesimi sonrası retinoid kullanımından birkaç ay sonra daha kızartıları devam ederken yaptığımız bir uygulama ve bu uygulamada da radyo frekanslı iğneli altın iğne tedavisini tercih ettik. Farklı derinliklerde uygulamayla hızla bir seansta bile ciddi anlamda düzelme elde ettiğimiz bir vakadır. Ama tek seanslık uygulamalar değil, genelde 3-4 seanslık ayda bir tekrarlanan seanslarla ancak sonuç almak daha çok gördüğümüz bir şey. Bazen lazerlerle, bazen de altın iğneyle benzer sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Bunlar erken dönemde elde etmek daha kolay oluyor. Ama aynı seanslar geç dönem sorunlarda da uygulanabilir. Erken dönem olarak diğer bir sorun, örneğin çatlaklar, özellikle doğum sonrası veya bir takım ilaç kullanımlarıyla oluşan deri çatlaklarında da biz biyodermogenez dediğimiz bir tedavi tekniğini kullanıyoruz. Erken kızartılı dönemde yapılan yaklaşık 10 seanslık uygulamayla çok anlamlı düzelmeler elde edebiliyoruz. Geç dönem skarlarda ise, yani çatlaklarda ise, bu seans sayısı bazen artıyor. Sorunun şiddetiyle orantılı olarak 10-15 seansa kadar çıkabilir. Bunun yanında biyodermogenezin özellikle çatlakta en önemli sorun, özellikle kozmetik sorun olarak çatlağın görüntüsünden çok güneşle renk almamasıdır. Biyodermogenezi tedavisi özellikle bu tür sorunları kaldırdığı için de önemli bir alternatif tedavi tekniğidir.